1986 yılı Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda 1995 yılında Amerika'da University of Colorado'da Telekom Master'ı yaptım. Abimin yönlendirmesiyle oldu aslında. Böyle elektronik okuyacağım diye bir yola çıkmışlığımız yok. Ama hani şu an iyi ki böyle bir yönlendirme yapmış bana. Diyorum çünkü eminim o tarihlerde çoğu insan bilinçli yapmıyor ya ailesiyle ya başkasının kulağından duyduğu şeylerle. Ben yazdığım diğer bölümlere baktığınız zaman hani sadece mühendislik değil, işte Türkçeden tutun da işte petrol mühendisliğine, nükleer fiziğe kadar yazdığım birçok bölüm vardı. Yani açıkçası böyle çok bilinçli yapılmış bir tercih değil ama mezuniyet sonrası şey çok bilinçli. Benim mezun olduğum yıldan ikinci iş yerimden bu yana telekom sektöründeyim. 87 yılından şu an 2016 yılına kadar geçen süre içerisinde telekom sektörünün çizgisinin dışına hiçbir yere gitmedim. Yani aslında baktığınız zaman ciddi bir matematik bilgisi gerektiriyor ama lisede aldıkları matematiğin herhalde bir 100 katı daha yükleniyor. Yani o şeyi sevmeleri gerekiyor. Bir matematik mantığını, yaklaşımını sevmeleri gerekiyor ki bir bölümden haz alsınlar. Bu işin temeli. Çalışma stillerini çok değiştirecekler üniversitede okurken. Çok daha yaratıcı, çok daha hayata farklı bakışı sağlayan bir bölüm ama bir o şekilde de derslere sadece tek başlarına değil, grup halinde çalışmalarının çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Tek başlarına yapabilecekleri bölüm değil. Yani destek almak gerekiyor hem diğer arkadaşlardan hem de destek vermek gerekiyor başkalarına. Araştırsınlar, baksınlar. Üniversite okuyan, düşündükleri üniversite, düşündükleri bölümdeki insanlarla, öğrencilerle gidip birebir görüşmelerinde fayda var. İkincisi, iş hayatında benim gibi benzer kariyerler olan insanlarla görüşmelerinde fayda var. Onların verecekleri ipuçları çok önemli, onların tercihleri açısından. Yani çok beğendiğiniz, çok popüler bir bölüm dahi bazen bakıyorsunuz insanlar girdiklerine pişman olabiliyorlar. O açıdan yolun başındayken böyle bir tercihi çok bilinçli yapmalarında fayda var. Onu öneriyorum kendilerine. Zorluk anlamında dediğiniz zaman yani Türkiye'de Ar-Ge kısıtlı eskiye göre çok gelişmiş olmasına rağmen eğer bu bölümde çalışmak istiyorlarsa belki istedikleri bir fırsat önlerine çıkmayabilir. Çünkü ben o tarihte üniversite okurken kafama Ar-Ge mühendisi olacağım diye şey yapmıştım ama hayalimi gerçekleştiremedim. Ama gençlerin böyle bir öngörüsü varsa eğer Türkiye henüz daha istediğimiz iş imkanlarını sağlayabilecek bu alanda bir yere gelmiş değil. Belki öyle bir zorlukları olabilir. Bir diğer zorlukları belki girişimci olacaklarsa o girişimcilik anlamında Türkiye'de istedikleri bir sermayeye ulaşma noktasında veya bir iş ortağı bulma noktasında zorluk yaşayabilirler. Ama bu bölümü, elektrik elektronik bölümünü veya elektronik bölümü gençlere çok hararetle tavsiye ederim. Bu mesleği iyi ki seçmişim. Şu an baktığım zaman aslında gerçekten çok bilinçli yapmazsam bile çok mutlu olduğum bir bölümü bitirdiğimin şu an farkındayım.